Bu karantina bana çok şey öğretti dostlarım. Sayamayacağımız kadar uzun bir süredir karantinada olduğumuzdan dolayı aslında her ne kadar işte hani dışarı çıkabiliriz durumuna gelmiş olsak da ben nedense dışarı çıkamıyorum. Yani çok az çıkıyorum. Çıkmak da istemiyorum. Bilmiyorum. Belki de psikolojik artık bende bir problem de oluşmuş olabilir. Sebebini bilemiyorum ama neyse bu yalnız ve hüzünlü sessiz günlerimizde beni birazcık kurtardığını düşündüğüm birçok şey oldu. Profesyonellerden yardım almadan onların yapacağının işte böyle %1'i kadar iyilikle bir takım şeyleri halledebildim. Normalde elimin gitmeyeceği, uğraşmayacağım bir sürü şey keşfetmiş oldum. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Karantinada olsak da olmasak da işime yarayacağını düşündüğüm bir takım şeyler bunlar. Ama eğer beni bu videoyla tanıdıysanız, başlamadan önce kanala abone olursanız ve eğer izlerken bu videodan hoşlanırsanız, like'a basarsanız çok mutlu olurum. Ben her pazartesi ve perşembe saat 18'de buradayım. Siz de burada olmak isterseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zile basabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk başta güneşe ihtiyacımız olmasına gerek kalmadan güneşlendiren bir şeyden bahsedeyim. Geçen yaz bahsetmiştim diye düşünüyorum. Sephora'nın online'ında satılıyor ama galiba küçüğü var. Bir bakmak gerekebilir ama Sephora'da satılıyor Saint-Tropez markası. Self-tanner. Self-tanner dünyanın en güzel şeyi olabilir. Zaten normalde güneşe çıkan bir insan olmadığım için, alerjim olduğu için, alerjim olmasa bile hiç kimse güneşe çıkıp bronzlaşmaması gerektiği için, kanserojen olduğu için, cildimize çok çok zararlı olduğu için self-tanner seviyorum ben. Fakat sevmek yetmiyor arkadaşlar. Yemin ediyorum sevmek hiçbir şeyi çözmüyor. Delirtti beni bu self-tanner macerası. O kadar çok aldım, o kadar çok çöpe attım ki size anlatamam. Self-tanner'ın kötü, self-tanner'ın Türkçesini de bilmiyorum. Auto bronzer da aynı şey, o da İngilizce. İşte self-tanner kendi kendinize bronzlaşmanızı sağlayan kozmetik ürünler. Saint-Tropez'in Advanced 1 Hour 10 Bronzing Mousse adlı ürünü. 1 saat kullanırsanız light, 2 saat kullanırsanız medium, 3 saat kullanırsanız dark oluyorsunuz. Uzun uzun anlatayım mı bunu ya, nasıl kullanıldığını? Anlatayım hadi. Bütün self-tanner'lar aynı şekilde kullanılır bu arada. Ben bunun üzerine bir video da yapmıştım ama hızlıca anlatayım. Cildinizi mutlaka tüylerden arındırmış olmanız lazım. Her ne şekilde arındırıyorsanız ama hiçbir şey kalmamış olması lazım. Sıfır, zero, nada. Hiçbir şey. İkincisi cildinize peeling yapmış olmanız gerekiyor. Peelinginizi yağlı bir şeyle yapmayın. Jel bir şeyle peeling yapabilirsiniz. Yani şöyle atıyorum normalde Hindistan cevizi yağının içerisine şeker koyuyorsunuz. Onunla vücudunuza peeling yapıyorsanız o yanlış. Cildinizin kuru olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Kuru yerlere yapışıyor çünkü bu. Kuru yerlere yapıştığı için dirsekleriniz, bilekleriniz, dizleriniz falan gibi hem kuru hem de oynak yerlerinize, ayak bileklerinize dahil olmak üzere nemlendirici bir krem sürmeniz lazım ki oraya böyle blend olsun diye. Blend olmak. Karışarak gitsin diye, yani böyle şık diye çizgi olmasın diye. Diğer her yerinizin de nemlendiricisiz kuru bir şekilde duruyor olması lazım. Sonra bunu sürüyorsunuz. Kuruyor zaten, saniyesinde kuruyor. Hiçbir yere yapışma falan diye bir şey yok. Direkt cildiniz emiyor. 1 saat, 2 saat, 3 saat diyor. İşte İstediğiniz kadar 5 saatte durabilirsiniz, 6 saatte nasıl isterseniz. Sonrasında gidiyorsunuz, duşunuzu yapıyorsunuz. Onun üzerinde iz var ya çünkü. Yani sizin görmeniz için, bir yere düzgünce sürdüğünüzden emin olmanız veya bir yere atlamadığınızdan emin olmanız için üzerinde bir iz var. İlk sürdüğünüzde turuncu oluyorsunuz. Ondan sonra duşunuzu yapar yapmaz çıktığınızda Mamma Mia! Çizgisiz, dalgasız, turuncu değil, gerçekten güzel bir bronz. Ama böyle tüp patlamış Eda Taşpınar bronzu da değil. Güzel bir bronz oluyorsunuz. Muazzam bir ürün. Bunun bir muadilini bulamadım. Pastırma gibi kokmuyor. Birazcık kokuyor ama böyle iğrenç çemen gibi kokmuyor. Muhteşem bir ürün. Ne kadar çok övdüm gerçekten. Saint-Tropez beni bul kardeşim. Gel sponsorum ol. İkinci ürünümüz. Yine vücuttan devam edeyim. Bunu birçok kez önerdim. Instagram'dan da önerdim. CeraVe'nin bu nemlendirici kremi gerçekten çok güzel bir krem. Bu zaten bir eczane markası biliyorsunuzdur. Ben bunu yurt dışından da çok taşıdım getirdim. Bunun nemlendirici temizleyicisi yeşil olan Hydrating Cleanser'ını da gündüz temizleyicisi olarak da çok çok seviyorum zaten. Ama buna gelirsek gördüğünüz gibi 340 gram. Kocaman bir nemlendirici. Top top olmaz. Cildiniz böyle çok hızlı emiyor bunu. O yüzden çok seviyorum. Yani üstünde böyle sürdükçe top olan, ayrılan falan bir yapısı yok. Hızlı emildiği gibi bir de CeraVe'nin özelliklerinden... CeraVe mi? CeraVe mi demeliyim? Bilmiyorum. Türkçeden öğrenmedim ben bu markayı. Yabancı izlediğim YouTuber'lardan öğrendiğim için dilim o tarafa gidiyor. Kusura bakmayın.
CeraVe'nin önemli şeylerinden bir tanesi 3 tane, bunun içinde oturdum burada kremleniyorum, güzel. 3 tane seramit var bunun içerisinde. Seramit cildimizin yapı taşlarından bir tanesi. Cildimizin böyle o zarar görmüş bariyerini yerine getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Cildimizin bariyeri, cildin içinden nemin kalkıp gitmesini engelleyen ve cildimizin nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayan şey ya. Ona zarar verdiğinizde mesela karantinada çok elinizi yıkayarak, çok alkollü şeyler kullanarak, artık ben gerçekten obsesif şekilde el yıkamaktan fenalık bastı bana. Çocuklar falan da kullanabiliyor bunu. Parfümsüz. Ondan sonra dermatolojik test edilmiş. Sponsorlu içerik de yaptım ben CeraVe'yle. Gönül rahatlığıyla yaptım. Bu sponsorlu bir içerik değil. Çok çok sevdiğim bir nemlendirici. Elinize, ayağınıza, bacağınıza, kolunuza, her yerinize sürebilirsiniz. Bir rivayete göre yüzüne falan kullananlar da var bunu. Eğer hani böyle işte çok mıymıntı bir cildiniz yoksa isterseniz kullanabilirsiniz cildinizi, ama ben yüzüme kullanmıyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama yüzüm hariç her yerime kullanıyorum. Çok güzel nemlendirici. Bir sonraki ürün, yüzüme kullandığım şeyden bahsedeyim mi? Bu bir ilaç aslında. Güneş kremi kullanmayanlar, güneş kremi kullanmayanlar neden kullanmıyorsunuz bilmiyorum ama güneş kremi kullanmayanlar bu bölümü lütfen atlasın. Bunu elimden bıraktıktan sonrasını izlemeye devam etsinler. Çünkü güneş kremsiz bu ürünü kullanırsanız mahvolursunuz, bitersiniz, tükenirsiniz. Bu tretin krem 0.05 retinol. Ben bunu karantinada kullanmaya başladım hiç dışarı çıkmadığım için. Evde de güneş kremi kullanmaya devam ettim. Benim çok güneş aldığı için. Ve işte balkona çıkıyorum, bir şey yapıyorum. Ve UVB ışınları zaten pencerelerden falan da girdiği için içeri. Güneş kreminizi ihmal etmeyecekseniz dünyanın en iyi şeylerinden bir tanesi. Zaten cilt bakımı rutinimde bahsetmiştim. Tretin normalde dünyanın her yerinde, Rusya, Meksika, Türkiye hariç galiba, her yerde doktorun reçetesiyle bu seviyede bir retinole ulaşabiliyorsunuz. Biz ama 40 TL'ye alabiliyoruz bunu. A vitamini, anti-aging özellikleri üzerine en çok araştırma yapılmış moleküllerden bir tanesi ve gerçekten işe yaradığı bilinen moleküllerden bir tanesi. Hücrelerinizin yenilenme hızı yavaşlıyor ya yaş aldıkça. Onu tekrar eski haline getiriyor. Yeni cilt demek de hani daha lekesiz, daha sağlıklı, daha pembiş, daha böyle ince, üstü böyle tabaka tabaka olmamış bir cilt manasına geliyor. Sıfırdan hiç retinol kullanmamış bir insana kesinlikle bunu önermem. Cildinizi soyuyor. Ben haftada bir kullanıyorum. Şimdiye kadar 6 kez falan kullandım sanırım. Her kullandıktan sonraki gün böyle bir soyulan yerlerim oluyor. Minik minik cildinizin altından kusmalar, böyle o gizlenmiş sivilcelerin dışarı çıkması falan gibi sonuçlar bekleyebilirsiniz. Uzun vadede gözeneklerinizin görünümünde azalma, uzun vadede lekelerinizde açılma, ince kırışıklıklarınızda açılma falan gibi şeyler beklemeniz lazım. Özellikle 6 aydan sonra çok efsane sonuçları oluyor. 5 yıl boyunca kullandıktan sonra 5 yıl sonraki halinizle baktığınızda 5 yıl yaşlanmadığınızı görmeniz umut ediliyor. Birçok insanı hani izledim ve takip ettiğim kadarıyla öyle sonuçları var. Lütfen cildinizi güneşten koruyun eğer böyle bir şey kullanırsanız. Çünkü eğer güneşten korunmazsanız o incelmiş yepyeni çıkan derileriniz daha da çok lekelenir. Eskisinden daha çok yaşlanma lekeleriyle karşılaşmış olursunuz. Oh Allah'ım, o kadar çok güneş kremi dedim ki öleceğim herhalde. Bir tane daha sponsorlu yaptığım bir şey daha bahsedeyim ama bu sponsorlu değil. Braun'un yeni sirke pilinden çok kullandım. Çünkü tabii ki güzellik merkezlerine hiçbir yere gidemediğim için. Bununla ilgili zaten bir video yapmıştım, görmüşsünüzdür. Bu Braun Sirke Pil 9 Flex adlı ürün. Bunun içinde bir sürü başka içerik de olduğu için bayağı bir işinizi görüyor. İnce cımbızlı bir alanı var. İşte böyle çok hassas yerlerinizi almak isterseniz ucunu çıkarttığınızda çok yakından alabiliyor tüylerinizi. O yüzden çok güzel. Bu video boyunca ışık çok gitti geldi. Ben de bir gaza geldim. Otomatikte çekeyim dedim. Olmadı. Ayarı değiştireceğim. Videonun burasından sonra ışık daha farklı olacak. 4. duvarımızı yine yıktık. Hadi bakalım. Güneş bir bulutların arasına giriyor, çıkıyor, bir şey oluyor. O yüzden biraz böyle açılıp kapanıyor olabilir. Ama neyse, çok renkli bir şey göstermiyorum nasıl olsa. Her neyse. Ne diyordum? Bu şey, epilatör çok kullandım. Eğer epilatörünüz yoksa bir şey alıp böyle uzun süre kullanmak istiyorsanız teknolojisi çok güzel. Suyun altında kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu peeling başlığı çok güzel. Suyun altında da kullanılabildiği için bacaklarınıza işte böyle self tanner falan kullanacaksanız, batıksız ve tamamen pürüzsüz bacaklar isterseniz de çok güzel olur. Bunu istiyorsanız hani duşla alakası yok. Normal televizyonun karşısında kullanın. Selülit
için falan da böyle işinize geleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili zaten video yaptım, görmüşsünüzdür. Çok memnun olduğumu bir kez daha belirtmek için söyledim. Bir sonraki teknolojik ürüne geçiyorum. Saçlarımın böyle olmasının bir numara sebebi. Bu markasal bir şey söylemeyeceğim. Ben bunu Trendyol'da aşağıya linklerim. Shibu Wavy diye bir şey bu. Çok kaliteli bir şey değil. Plastik. Sadece mantığın güzelliğini anlatmak istiyorum. Bunların inceleri vardı önceden. Bu wax maşası bildiğim kadarıyla. Benimki böyle kapkalın bir wax maşası. Saçlarımı bununla yaptım şimdi. Güzelliği şurada. Birincisi zaten şu ekranında kaç dereceye kadar çıkartmak istediğinizi görebiliyorsunuz. Ben genelde 180'le yapıyorum saçımı. Ben uğraşamıyorum saçıma, tamam mı? Saçım zaten aşırı uzadı. Saçımı böyle işte maşa alayım, yavaş yavaş böyle düzgün düzgün yapayım bilmem ne falan uğraşamam. Böyle yarım alıyorum, zart böyle yapıyorum. Sonra birazcık öbür tarafından alıyorum, fort böyle yapıyorum. Birazcık öbür tarafından alıyorum, fırt böyle yapıyorum. Bu istediğim dağınık dalgaya sahip olmuş oluyorum. Topladığımda da daha güzel duruyor. Düzleştiriciyle saç kıvırmak gibi veya maşayla saç kıvırmak gibi böyle hani çekmediğiniz için çok rahat ettim ben. 7-8 dakika falan sürüyor bütün saçımı yapmam. Bir kalın, bir ince, bir oradan, bir buradan, bir tersten, bir düzden böyle alıp gerçekten 7 dakikada bütün bu Barış Manço gibi Anadolu rockçı saçlarımı yapabiliyor olmak çok iyi. Saçlarım şu an kirli mesela. Umurumda değil yani. Fırt diye hemen o şekli verip yürüyüp gidiyorum. Saçla ilgili bir diğer şey. Hep kuaförüme giderim, yaptırırım diyordum biliyorsunuz. Kendi saçımı kendim boyadım. Bunu da başardım. L'Oreal Excellence Cream'in 5.32 altın kahverengiyle yaptım bunu. Bu boyayı neden çok sevdim? Gerçekten yeni başladıysanız, ilk kez yapacaksanız bile yapabileceğiniz bir şey. Ben saçımı tek başıma boyadığıma inanamadım yani. İki kutu gidiyor benim bütün saçım için. Taraklı bir ucu var. İnce kendi ucuyla diplerine böyle iyice uyguladıktan sonra o taraklı ucuyla böyle aralarından geçtiğinizde çok iyi oluyor. Ben eskiden saçımı hatta Merve boyamıştı. Benim en son kuaförden önce saçımı Merve boyamıştı. Sene kaçtı biliyor musunuz? 2009'du. 2009'da Merve boyamıştı en son benim saçımı. Vay be. Başa çıkamamıştı yani en son ve upuzundu o zaman da saçlarım. Şöyle baktığınızda dalgalanıyor eğer düzgün bir şekilde yapmazsanız. Ben mesela rengini değiştirmiyorum saçımı çok fazla ama çok fazla beyazım var. O beyazları kapatma konusunda çok 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 başarılıydı. Ben bunu ilk hani bir proje için denedim. Kendim yapıyorum. Yapamazsam mahvoldum dedim ya. Yanlış bir şey yaparsam bittim. Çünkü bir seferde çekebiliyorsun videoyu. Sonra da böyle oldum. Aa inanamıyorum diye diye koştur koştur kendim satın alıyorum. Kendim kullanıyorum artık. Çok da seviyorum. Eski saçımdan bir tık daha koyu şu anda. Burada görünen ne? Güneşte çok benziyor ama bu ışıkta hiç benzemiyor maalesef. Bir saç ürünü daha söyleyeceğim. Fotokayen tüpler, ampuller. Bunların da indirimini mutlaka yakalayın. 10 tane böyle ampul var. Bunu böyle ucuna takıyorsunuz, bunu kırıyorsunuz. Banyodan sonra saçlarınız nemliyken saçınızın dibine sürüyorsunuz bunu. Ve kadınlar için olan versiyonu Fito'nun bu ürünü. Saçınız azalıyorsa, dökülüyorsa yeni saçlar çıkartıyor. Şaka gibi ama yani gerçekten anormal. İksir falan gibi cadı işi yani. Şuralarımdan bir saç çıktı. Bir saç çıktı. Anormal ama yani anlatamam size. Buralarımdaki böyle kelliği bayağı aldı. Bakar mısınız? Kakül olacak yani artık burası ve çok memnunum. Ve son ürün, yine bir elektronik bir üründen bahsedeceğim. Benimki AirPods Pro, önemli değil. Neyi aldığınızın hiçbir önemi yok. Şu kablosuz kulaklık evde bir hayatımı kurtardı. Özellikle evde sürekli amelasyon iş yapmaktan artık böyle çıldırıyorum. Ama o esnada işte podcast dinlemek isterseniz, ne bileyim sesli kitap dinlemek isterseniz, müzik dinlemek isterseniz çok güzel oluyor. Müzik dinlemek için işte hoparlör falan gibi şeyler de kullanabilirsiniz ama özellikle sesi tam olarak anlamak istediğiniz tekst dinliyorsanız, işte podcast gibi dedim gibi, sesli kitap falan gibi bir şeyler dinliyorsanız o böyle beyniniz içinden size konuşuyor olması çok daha iyi oluyor. Ve özgürlük ya, inanılmaz. Telefonu bir yere bırak. Bırak hep diyordu. Sana bak gel işte AirPods falan öyle bir şeyler alalım. Ben de ama ne yapacağım, ne gerek var böyle kulağımda durmasına, ben o kadar çok telefonda da konuşmuyorum falan diyordum. Yok değilmiş. Dünyanın en güzel şeyiymiş. Bizde böyle o kafa üstü kulaklıklardan da vardı. Onlar da kulağıma bastırıyor. JBL'in var, Buran oyun kulaklığı. O da böyle kafama bastırıyordu. Öyle de değil. Yani mis gibi ya. Bir tanesini takıyorsun, öbürü duruyor. O sırada bu burada şarj oluyor. Bunun şarjı bitince öbürünü takıyorsun. İkisini beraber de takmaya gerek yok.
Bu şart değil. Dediğim gibi çok daha uygun. Xiaomi'nin var, onun bunun bir sürü markanın var. Bluetooth, kablosuz kulaklık. Hayat kalitesinde 10 puan artış. Çok random olmasına rağmen karantinada bayağı hayat kurtaran bir sürü şey anlatmış oldum böylece size. Umarım size de ilham vermişimdir. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.